düştü ama öyle bir garanti yok. Öyle bir... Hatay'da Suriyeli iki Hristiyan din adamının kaçırılmasının yankıları devam ediyor. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Ayayorgi Hristiyan Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen kitlesel basın açıklaması ile Hristiyan cemaatinin önemli isimlerinden Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Paulus Yazıcı ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim'in kaçırılmasına tepki gösterildi. Bu devletlere politikası olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Biz yerel anlamda biz devletim. Biz her türlü insanlık dışı sivillere, insanlara çatışıyordur. Askeri unsurlar çatıştı. O bizim meselemiz değil. İnşallah ıslah olurlar. İnşallah, inşallah. Ama her türlü sivile, gazeteciye, sağlıkçıya, din adamına özellikle asla ve asla biz her türlü sivil saldırıya karşıyız. Ayayorgi Hristiyan Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen kitlesel basın açıklamasına Altınözü Belediye Başkanı Cavit Alkan, AK Parti Altınözü İlçe Başkanı Tahir Zümre, CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları, Hacıpaşa Belediye Başkanı Faruk Fansa, Karbeyaz Belediye Başkanı Halil Özdemir, Sarılar Mahallesi Ortodoks Vakfı Başkanı Münir Balıkçıoğlu, belediye meclis üyeleriyle kent halkı katılım gösterdi. Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Paulus Yazıcı ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim'in geçtiğimiz haftalarda hem Antakya'da hem de İskenderun'da katıldıkları ayinlerin ardından Suriye'de kaçırılması olayını şiddetle kınadıklarını belirten Altınözü Belediye Başkanı Cavit Alkan, iki metropolitin de kayıtsız şartsız derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Hangi inanç sisteminden olursa olsun din adamlarının şiddet eylemlerinin bir unsuru olarak kullanılması kabul edilemez diye konuştu. Hangi inanç sisteminden olursa olsun din adamlarının şiddet eylemlerinin bir unsur olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Kabul edilemez. Altınözü Belediye Başkanı Cavit Alkan, gözler ne renk olursa olsun gözyaşı renginin aynı olduğunun da altını çizerken sivillere yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu çatışma ortamının derhal son bulmasını temenni ederken komşumuza huzurun, sükunetin gelmesini diliyoruz dedi. Derhal bu çatışmaların ve savaşın inşallah komşumuzda bir an önce bitmesini ve komşumuza huzurun, sükunetin gelmesini diliyoruz.